Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahibi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavat. Arkadaşlar, dima dersini yapacağız. İlk önce bir yarım saat, 20 dakika bir ısınalım böyle. Çalışırken aldığım notlar bu, tefekkürü. Yani bu değildi. Normal bir derse çalışıyorum. Ama bu tür şeyler geliyor. Zamanında göndermişim. Bir hafta, bir sene, 10 sene önce alem-i manaya, gayba gönderdiğim soru sordum, cevap bulamadım. Olmadı. Şimdi hiç onunla alakasız olduğu halde bir şey çalışırken pat diye geliyor, hemen yanımda kalem var, not alıyor. O notlarımı, çünkü Allah Resulü kaçırmayın diyor, kuşa benzer diyor, ayağında bağlayın. Şimdi onlardan ben de paylaşıyorum. Şimdi ısırmak için başlayalım. Muhiddin Arabi'ye göre zahirde kainat büyük insandır, insan ise küçük kainattır. Zahir böyle. Bunu bildiğimiz bir şey ama başka bir şey diyeceğim. Batına göre ise, Muhiddin Arabi'ye göre gene, bunun tam tersidir. Büyük insandır, küçük kainattır. Çünkü diyor, insan beden olarak kainatın içinde olması seni şaşırtmasın diyor. Çünkü kainatta Allah sıfatlarıyla vardır, zatıyla insandadır. Seni kainatın dışına taşıyor diyor. Zatıyla Allah kainatta değil, zatıyla insanda. Devam ediyor. Yani bitiyor. Şimdi ben onun tabirinden sonra. Zahiren insan kainata muhtaç. Yani bedenen beslenmesi, ilmen terakki etmesi için kainata muhtaç. Tamam mı? Batinen kainat insana muhtaç. Çünkü insanla anlam buluyor kainat. Bekaya mazhar oluyor. Neye benziyor bu? Sanki çekirdek ağaç gibi. Bütün isimler değişiyor bakın arkadaşlar. Bu tefekkürlerdeki şey. Bütün isimler varlığa işaret ederken, bu size lazım. Bütün isimler varlığa işaret ederken, ehadiyet zata işaret ettiği için varlıklarla tanımlanamaz ehadiyet. Çünkü ehadın içinde ilahlar, yani esmalar yoktur. Mesela, çok önemli bak, ehad da diğer isim. Mülevin dendiği zaman, mülevin ismi, hatırınıza bir renk geliyor. Musavir deyince, arkamdaki ağaç gibi. Şöyle de yapayım, kardeşler de görsün ağacı. Mukadir ismi, gene öyle sistem takdir edilmiş. Vesaire, hangi ismini söylerseniz, imgesi, simgesi, özü, tözü, cevheri veya bir manası, sureti insanın şeyine gelebiliyor, zihnine gelebiliyor. Ama ehad deyince hiçbir şey gelmiyor. Yok mesela zati ismi. Mesela diyelim ki bunlardan çok mühimi, acaba burada mı şey yapacağız? Bunlardan en önemlisi İhlas suresidir. Hiçbir şey hatıra gelmez. Mesela doğmamıştır. Lem yelid ve lem yulet. Doğmayan doğurmamıştır. Bunun dışındadır. O zaman bu okunurken varlığın arkasında bütün vacidin bir şekil gelmiyor. Bir suret gelmiyor. Bir mana gelmiyor. Yani içinde ilahlar yok. İlahlar esmalar. Ehad, niçin ehattır? Hiçbir imge, simge, sembol, mana gelmediği için. Peki ne geliyor? Yani sende ne uyanmışsa.
Ona bir yerde şurada bir not yazmışım da bulsam bakayım nerede. Bakayım nerede. Bulsaydım güzel olacaktı da tabiri diğerle. Bakayım. Burada da şey yapılacak yani. Mesela kulu vallah'taki onu koymuşum ama neyse devam edeyim, bulamadım. Devam ediyorum. Maddenin kendisi, bu çok önemli. Bundan sonra işte bir 10 dakikamız alacak, 15 dakika. Bu nasıl çok önemli? Bugün şeytan Kur'an'da pek öne çıkartılmıyor. Yalnız insana düşman niyeti anlatılıyor. Sistem iblis olarak anlatılıyor. Niyesini biraz okunacağız ama bu çok temel bilgi olacak size. İnşallah hoş olacak. Son şeyleri yazıyordum bugün Murat sen geldiğin zaman. Niçin Kur'an çok iblisi öne çıkartıyor? Şeytanı çıkartmıyor. İblis mi daha önemli, şeytan mı? Hangisi daha dehşetli? İşte onu okuyorum. Bak maddenin, şu maddeyi görüyor musun? Şu maddenin içi karanlıktır. Çünkü enerjisi tükenmiştir. Enerjisi tükenen şey cesede dönüşür. Madde olur. Latif ve nurani olursa cesetten cismaniyete döner. Latifleşir. Bu niye böyle gözüküyor? Enerjisini kaybettiği için. Bir şey anlatacağım. Enerjisini kaybetmiş, donmuş. Mesela en güzel misal su. Enerjiyi kaybederse donar. Enerjisi tükenmiş. Şimdi bak çok ilginç. İçeriği boşaltılmış bunun. İşte bu varlığın hakikatinden bu enerjisi boşaltılmış. Donmuş ve karanlık olmuş. İşte bu varlığın hakikatinden uzaklaşmasına da zulmet denmiş. Şimdi bunun içi karanlık ama bunun bir hakikati var. Abi özür dilerim, bir şey söyleyeceğim. Şimdi enerjisi boşaltılmış diyorsa nereye gitti yani? Enerjisi boşaltılmış olsa tabiri biraz yani enerjisi melekuta geçti desek daha doğru olmaz mı? Ha tamam. Çünkü bir şey kaybolursa sıkıntı olur yani. Ha yani boşaltılmış başka bir hakikat boyutuna geçmiş. Yani melekut aleminde geçti, orada bir kanunla içeride tutuluyor ama içeridedir yani, bir yere gitmez, giderse birbirine ayrılır o zaman yani işte. Ama mülk tarafı öne çıkan görünüyor, melekuta da enerjisi geçti. Allah'ın kimyacı ya. Orada duruyor. Evet. Evet aynen öyle. Kanun ve namus olarak. Onlara girmiyoruz tabi. Boşaltılmış bu. Şimdi düz konuşuyoruz şimdi Mehmet kardeş. Evet. İşte bu varlığın hakikatinden uzaklaşmasından da bunun bir hakikati var. Zulmet ondan denmiş. Zulümat ya bunun. Which is zulümat. Bunun hakikatinden uzak olana da zulmet sarıyor. Zulümatlı. Yani bir diyor ya zulümat. Kesafetin zulümatından. Geyiz mesela. 22. sözde ikinci dalda diyor ya. 24 diyor. 24. Yeis'in zulümatından. İçi boşaltılmış. Hani Mehmet kardeşi bir yere konmuş, tamam mı? İçi boşaltılmış. Yani boşaltılmışsa zulümat ne demek? Zulümat hakikatinden uzak. Hakikati neydi? Esma. Şimdi şeytan nasıl şey yapacak? Yani eşyanın hakikatinden uzaklaşma nispetinde zulmetler olur. Bir insanın içi nasıl zulmet dolu? Hakikatin kendi hakikatinden uzaklaşma.
Zalim de bu uzaklaşmanın çok ilerisinde olana denilir. Zalim. Zalim. İnne o kâne zâlûman cehûlâ. İnsan ne kadar zalim ve cahildir? Peki bunu ne yapacak? Nasıl kaldıracak? Velakat keremle beni atem böyleydi. Zalimliğini ve cehaletini neyle kaldıracak? Emaneti hamlederek. Onun için alıyor. Ver bana ver ver dedi. Dağlar ve gökler semalar kaldıramadı. Bana ver demesinin. Niye aldı? Ama yanlış anlaşılıyor. İnne o kâne zalûman cehûlâ. İnsan zalim ve cahil olduğu için emaneti aldı. Zahir de öyle de. Bak mektubatta ne yapıyor. O zalim ve cehaletini kaldırmak için o emaneti alıyor. İşte bunun içi boşaltılmış. Bunun hakikatinden bir insan ne kadar uzak olursa, bu ne kadar uzak olursa, zulmet olur. Bunun en uzağını olana da zalim denilir. Yani Allah'a en uzak, işte onun için zalim. Anladın mı? Hakikatinden en uzak. Eşyanın varlığın, yani eşyanın, yani fıtratından kişi, eşyadan veya kendi fıtratından uzaklaşanın sözleri ve davranışlarının bütünlüğüne zalim deniyor. Yani bir insan kendi hakikatinden ne kadar uzaklaşmışsa, ne kadar, o kadar zalim oluyor. Yoksa zalimiyle birisini vurmak, kırmak değil. Yani ben diyor, ne yaptım ki diyor, Allah cehennem tekadü temeyyezü meyle gayiz. Cehennem dehşetli gayiz ediyor. Kenarda ben içki içiyor, işlet ediyor, bilmem ne yapıyor bir evde. Niye ona zalim diyor? Niçin zalim? Çünkü hakikatinden uzak, kendi hakikatinden. Şirk en büyük zulümdür diyor. Şirk en büyük zulümdür. Benim. Bak şunu ona gelecek. Bu noktadan iblis eşyanın hakikatinden uzaklaştığı için lanete uğramış. Lanet nedir? Hakikatinden uzaklaşma nispetinde içi zulümattır. Eylemsel itibariyle zalimdir. Harici vasıflanmasıyla da lanetlenmiştir. İblis niçin lanetlenmiş? Hakikatinden en çok uzak olduğu için. Şimdi geliyor iblisin gramer yapısıyla hakikati. Kainat başka bir manada libaslar topluluğudur. Kainat. Arş, kürs, alemana, aleminsan hepsi libaslar, libas giydirir. Gül goncası gibi değil mi? Aynı gül goncası gibi. Mesela hissiyat bir elbise, hissiyatların çeşitliliği hepsi elbisedir. Yani hissiyatların hepsi bir libastır. Mesela gadap libası, şehvet libası, hissiyattır, menfaattır, hasettir. Cihazat ve hissiyat, libas. Bu noktadan kainat libaslar tekstil fabrikası gibidir. Girene giydiriliyor. Zahirisine giyip hakikatinden uzak olursan iblis olursun. İblis libastan geliyor. Lebese. Elbise. Şimdi gelecek böyle. İblis lanetlenmiş dendiğinde eşyanın hakikatinden en uzak olan Allah'ın fiili lanetlenmiş. İblis kendisini zulümatta görüyor. Yeis'in başı. İblis. Şimdi Arapça gramerine gelecek nasıl olmuş? Takva içinde libas deniliyor. Takva libasını giyiniz. Haya libasına da hayaya libas diyor. Kadınlara haya libasını giymesini istiyor. Şeytan yani iblis libassız demektir aynı zamanda. İblisin yapısı sistemine çırpçıplaktır. Hiçbir şey giymemiştir. Onun için iblis libas
kökünden, Arapça kökünden yapılmıştır. Libassız. Ondandır ki iblise tabi olma nispetinde soyunur insan. El hayal minel iman da oradan gelmiş. Hakikatinden soyunuyor. Ama eylemsel itibariyle libastan çıkıyor. Libas. Ondandır ki iblis Adem oğlunu çıplak yapmak istiyordu. Babanız diyor Adem'in aleyhisselam ayıp yerlerini açığa çıkardığı gibi size de aynısını yapmak istiyor diyor Kur'an. O aldatınca ne oldu bakın? Haya yerleri açıldı. Ne alakası var aldatınca? Kafayı aldattı. Haya yerleri niye açıldı? Tamam. Haya yerleri niye açıldı? Öyleyse iblis bizi çirkinliklerden koruyan elbiselerimize saldırıp onu yırtmak ve parçalamak istiyor. Takva ve haya libasını parçalamak istiyor. Ta insanın özünü ve nurunu, unutmayın iki şey. Özü ve nuru, hadislerden çıkartmıyorum. Özü ve nurunu korunaksız bıraksın. Ondandır ki özünü ve nurunu kaybeden karanlık maddeden olduklarından, mesela bu, niye karı? Özünü ve nurunu kaybetti. Ne yapmış? Hakikatinden uzak. İçi boşaltılmış, enerjisi o zaman ceset oluyor ve içi karanlık oluyor. Şimdi insan da özünü ve nurunu kaybeden karanlık madde gibi olduklarından, içsel alemleri bu kişilerin zulümat olduğundan Kur'an bunlara ölü diye nitelendirir. Bu ölü olduğu için. Kur'an bunlara evet öyle ama siz onu şey zannediyorsun, mezar-ı mutarik bedbahlar diyor ya külliyata. Ölüdürler. Niçin ölüdürler? Bunun gibi. Ama bunun gibi değil. İçi boşaltılmış. Yani hakikatinden uzak. Yani hakikati nedir? Özünden ve nurundan uzak. O nispette karanlıkta zalimdir. Çıplaktır. Kendi sıyrılmıştır. İblis yani soymuştur onu. Neyden? Özünden ve nurundan soymuştur. Ondandır ki takva sahiplerinin nurlarını Allah Celle Celaluhu arttırmıştır. Nur saçarlar diyor. Takva sahiplerine ne diyor? Biliyor musunuz bak? Niye nur ve şey dedik öz? Allah bu ayette yuvarlak yazdım ben birkaç tane ayette. Diyor ki takva sahiplerinin nurlarını Allah Celle Celaluhu arttırmıştır. Onlar takva sahipleri nur saçarlar diyor. Nur saçarlar. Bu noktadan takva libası ne kadar önemliyse, takva libası ne kadar önemliyse, onu biçip bize giydiren vahiy de sanki libasani gibidir. Takva libasını bize giydiren vahiydir. Vahiy. Sanki vahiy de sanki böyle terzihane gibi, libashane gibi kişi, muhatap olan kişiye uygun elbise biçiyor, giydiriyor. Vahiy. Elbise giydiriyor. Haya bir libassa. O öz olan şeye de akıl mı desek acaba? Öz diyorsunuz ya. Özüne. Özüne ve nur diyorsunuz ya. Evet abi. Öze akıl mı desek? Evet abi. Oraya giydiriyor vahiy. Evet abi. Hiç çekinmeden gir, sor. Şey yaptığıma bakma. Çok, evet. Vahiye muhatap akıldır. Ona giydiriyor. Yani akıl acayip bir şeyler var böyle. Bugün size başladı değil mi? Yani Risale-i Nur'da kışır olmadığına göre, İsmi Azam cihetiyle izah ettiğine göre, tevhidle izah edilmesi gereken bir mana iken, sırrı tevhid koyması, vahdetle ifade edilmesi yeterli iken sır vahdet demesi çok ilginçtir. Allah nasip ederse bu korona meselesi bittiği zaman 14 gün karantina, burada onu çizerek yapacağım. Çok heyecanla bekliyorum. Yeni bir Allah'ın ikramı bize o. Şu aralar 16. sayfada. 4-5 sayfa yani. Biraz anlattım ama daha onun 3-4 katı.
onu külliyatta. Akıl anlayışımız öyle bir değişecek ki, çok tuhaf ya. Mesela vahiy akla inmiş ilk önce. O öz bu. Ha, öz bu. Özüne ve nuruna Allah takva libasını giydiriyor. Allah ayetinde diyor ki, çok etkilendim ya. Allah diyor ki, o takva sahiplerini ne yaparım ben diyor. Onların diyor, Allah Celle Celaluhu nurlarını, sahiplerinin nurlarını Allah arttırmıştır. Onlar nur saçarlar. Hani zaten simalarından da bellidir. Tamam böyle. Bu noktadan takva libası ne kadar önemliyse onu biçip bize giydiren vahiy de sanki libashane gibiler. Vahiden kendini soyutlayan, bak iblis neymiş? Vahiden kendisini soyutlayan çıplak kalır. Takvaya da cennet yaprağı belki diyebilirsin. Takvaya da cennet yaprağı. Şimdi iblis onu kandırınca aklı kandı. İken hayal yerleri açıldı. O zaman takva dediğimiz şey hayal yerleri ortaya kalkmışsa, bak anlıyor musun? O zaman cennet yaprağına takva libası diyebilirsiniz. O yaprak örtmüştü, takvaydı o. O yaprak. O yaprak bizde de var. Bir tanesi demişti ya, ben çok demin ama size dememiştim öyle. Timahçılar biliyor. Bir abi kızdı böyle Ankara canibinden. Hasan kardeş tamam da o kadar da olmaz ki dedi ya. Hepten dedi şey oldun dedi, teşbihçi oldun şey. Teşbihçi, tenzihçi değil. İsa Aleyhisselam. Ya diyor tamam hakikaten şey yaptın dedi ya. Ne yaptım abi dedim ya. Ya dedi Sırat Köprüsü'nü bile dünyaya getirdin dedi ya. Abi burada sureti var. Kanunu insanda hakikati orada olacak dedim. Ya ben bilmem dedi ya. Oğlum dedi ya buraya gidip Sırat Köprüsü orada kardeşim dedi ya. Ya onu buraya nasıl getirdin dedi ya. Abi dedim. Bak şimdi çok hoş. Hala hatırıma geliyor. Abi Sırat Köprüsü değil. Allah bile burada. Ya Sırat Köprüsü'nü buraya nasıl getirdin? O değil. Allah bile burada. Durdu. Murat aynı. Hasan kardeş dedi. Külliyatı nasıl okuyorsunuz? Dedi. Allah da burada olunca Sırat Köprüsü'nün adı mı olur? Mesela soru soruluyor. Soru burada soruluyor. Cevap burada alınıyor. Kabirde senin yüzünü okunacak. Bana sana soru soruldu orada. Memursun. Tam fırsat. Rüşvet alıyor musun? Geliyor karşında sıcak. Açık saça bakıyor musun bakmıyor musun? Soru bir. Cevap kafa indirdin. Orada diyecek de ki böyle böyle yaptım, böyle böyle oldu. Yazılı kağıdını bir hafta sonra öğretmen okuduğu gibi. Devam. Şimdi bak elbiseye geliyor. Ondan sonra dimağa gireceğiz. Aynı zamanda iblis eblese demektir. Eblese. İblis eblese. Yani bu gramer, ilmi kelamcılarından aldım bunu. Şimdi benim değil bundan sonra. İlmi kelamcılardan aldım. Diyor ki, iblis nedir dedim ya, kelamcılar ne demiş? Eblese demekmiş. Kök harfleri B-L-S-E. Tamam. İblis belese harflerinden türemiştir. İf'al kalıbına uyarlandığından eblese fiilinin ismidir. Eblese fiilinin ismi, fiil hal. Eblesenin mastarı iblistir. Eblesenin. İblis ise, bak şimdi onu uygulayacağım şimdi. İblis ise suskunlaşmak, umutsuz hale gelmek demekmiş. İblis umutsuzluğun, laneti hak etmiş olmanın sembol ismidir. Kur'an'da şeytan değil iblis, Adem'e secde etmedi geçer. Şeytan demiyor. İblis secde etmedi geçer. İblis ne demek? Libas, elbise, dış elbise,
suret, varlığın toprak ciheti aynı anlamlara gelir. İblis ne demekmiş? Libasa geliyormuş manası. Elbiseye geliyormuş. Dış elbise, dış giydilen. Ondan sonra bakayım nerede? Ha, dış elbise, suret, varlığın toprak ciheti. Ah ah, zamanında gelseniz de benimle meşgul etmesiniz. Bir de okuyayım. İblis, libas, elbise, dış elbise, suret, varlığın toprak ciheti aynı anlamlara gelir. Yani teni görüp canı görmeyen demektir iblis. Sureti görüp sireti görmeyen demektir. İblislik sıfatı artmaya, çıkmaya başlar. Yani şeyi görüyor, teni görüyor, canı görmüyor. Dış boyutunda, suretinde kalan insanın, yani dış dünya var ya, surette kalan bir insanın içsel halet-i ruhiyesi iblistir. Soyulmuştur. Çıplaktır. İblis çivip çıplaktır. Maddeten de öyledir. Onun için insanları soymak ister. Kendisine benzetmek ister. Adem örtülmüştü. Aldandığı için üstündeki yaprak kalktı. Üstündeki yaprak kalkınca hayal yeri açıldı. O yaprak neydi? Bu dünyada takva yaprağı. Cennet yaprağı takvadır. Bu dünyadaki karşılığı bizde. Budur değil. Benim anladığım. Şimdilik. Adem aleyhisselam surete üflenen ruh, hem de bak ne diyor? Surete üflenmiş. Cenab-ı Hak diyor ki ruhumuzdan üfledik dendi. İşte Cenab-ı Hak ruhumuzdan suretinizi üfledik. Ruhunuz ortaya çıktı. Ruhunuzu üflemedik. Suretinizi üfledik. Ruh ortaya çıktı. Ruhumdan. Ama ne bazen biz de öyle diyoruz. Ruhumdan üfledim ruhunuzu. Yani ruhunuzun içine değil. Suretimize üflenince ruh ortaya çıktı. Tamam şimdi bak. İşte secde aslına ruhunla üfleyen ruha gitmek demekmiş. Bak, suretinize üfledim. Ruh çıktı. Üfledim. Tamam? Ne oldu? Secde bu üflenilip suretime bende ortaya çıkan ruhumla üfleyen zatın ruhuna seyahat etme yönteminin mukaddemesidir demektir secde. Dokuzuncu sözde bahsetmiyor. O secde hali baş. Biraz enfos işi olsun diye. Demek secde etmek, iblis sıfatı kuvvetlendikçe insan şeytanlaşır. İblislik çoğaldıkça insan şeytanlaşır. Şeytan sürecin sonucudur. Sürecin başlangıcı iblistir. İblislik sıfatlarımız çoğaldıkça şeytanlaşırız. Şeytan halk arasında ve hocalar, kürsüde bizler, şeytan secde etmedi demek, oysa iblis etmedi aslında, Kur'an'da öyle geçiyor. Şeytan secde etmedi demiyor Kur'an'da, iblis etmedi. Niye biz öyle diyoruz? İblislik çoğaldıkça insan şeytanlaşır. Şeytanın sıfatlarından devamlı ne yaparmış, bir tanesini söyleyeyim. Şeytan sıfatlarından bir tanesi devamlı insana şöyle der. Halen söylüyorum. Yoksulluk korkusunu pompalar devamlı. Biter. Biter. Verme. Verme, verme. Biter. Yapma. Verme. İhsan etme, lütfetme, sadaka verme, zekatını verme. Verme. Onun dışında devamlı şunu pompalarmış. Yoksulluk. Ya aç olursam. Ya biterse. Devamlı yoksulluğu pompalıyormuş. Çünkü niye? Kendisi yoksun. Hani derler ya Alkas'ın çok güzel demiş ama güzel bir şey. Fakir şeytandır. Allah'a yok bir kere. Müslüman imanı var. Allah'a var. Kendisi yoksun ya her şeyden. Libas bile yok üzerinde. Allah atmış böyle. Bize de o çıplak yapmak ve yetmiyor. İçsel alemimizde
Yoksulluk yok. Yok param ya. Adam dünya kadar bankası şuradan burada parası yok ya. Yok param yok canım. Kim buldu? Kim kaybetti bu düzeni? Hep yok. Ağzı yok. Bu iblislik. Şükür yok. Şeytanlık iblislikten doğar. Hep Allah'ı Celle Celaluhu kullanır. Hiçbir zaman iblis Allahsız bir aldatma yapmaz. Şu olursa bu. Hep Allah'ı kullanır. Azazil ne böyle? Azazil ismi. Adamın ismi. İblis şey mi? Vasfı mı? O sistem. Sürecin sonu şeytan. 55 tane şeyi var bu adamın sıfatı var. 52 tane farz ya. Her farzın ademidir iblis. Ama o kadar mühim bir zattı ki. İyi ki var ya. Bir kere usul bakın Allah yaratmış bitti. Bize iki tane katkısı var. 81. sayfa mıydı lemalar? Bir kemalat insaniye. İki makasıdı hayri külliyeye vesiledir. Bu itibarla ademidir. Adem'i kim anlattım? Mesela Adem'i o şeyi hatırladım o rüyamı. O rüyayı hatırladım o. Dimacılara soruyor mu? Bir kalktığım zaman yazacağım demiştim. Yani Adem'in vücudu yok. Ya vücudu yok da vücut nasıl orada ifade ediliyor diye bir şeyler söylüyorduk. Misallerimiz var. Sıfır gibi bir orada ifade ediliyor ya. Ya Adem nasıl vücudu yokken vücut orada tanımlanıyor. Vücut ilmiye perde olmuş bir unvandır mektubat 59. Rüya mı? Öyle bir rüya ki. Uyanınca yazacağım diyorum ama rüya değil gene. Uyanıklığı da biliyorum, orayı da biliyorum. Çok tuhaf. İki gün uğraştım ama geldi. Neymiş o? Şu. Adem nasıl vücudu ortaya çıkarıyor? Vücudu ortaya çıkarıyor Adem. Mesela gözün nerede Murat? Burada. Midem burada. Midem ağrıyor. Tamam. Başım ağrıyor abi. Götürür müsün elini? Ha burası. Vicdan azabı çekiyorum. Abi elini götürür müsün? Evet. O kalp var orada. Vicdan azabı. Yani, vefasızlık, ihanet azabı. Bir organ var mı? Organ yok. İşte acı çekmek, acı çekmek var ya, Hazreti İmam Ali'ye göre radıyallahu anh, fakirlikle hastalık. Batırdığı adama göre çıkarttığı adam çoktur. Zenginlikle sihat, çıkarttığı adama göre batırdığı adam daha çoktur. Şimdi vicdan azabı çekiyoruz bir günahtan dolayı. Veya birisini yanlış yaptık. Var ya, o yanarken öyle bir vücudu işletiyor ki, öyle bir vücudu, vicdan azabı, vücudu işletiyor. Azap var ya arkadaşlar, elem. Peki vicdan azabının vücudu var mı? Yok yani, kafam. Amidem dediği gibi. Bir de başka yerde, vücudunda Adem, Adem'inde vücut. Ha işte, mesela kendine vücut rengini versen yok olsun ama, yani ben yokum deyince, niye ustad geçen işte, hiç ender hiç? Hiç de demiyor. Bir de ikinci bir iş de var. Ne var? Ya baki, entel baki, masiva Allah'ı ortadan kaldırıyor. Yani demiyor bana yani. Benim fıtratımı doyurma. Ya sensin bak. Masiva Allah'ı kaldırıyor. Masiva Allah bana uygun değil. Yani Allah'ın dışında yaratana uygun değil. Bir boşluk oldu. Neyle dolduracaksın? Gene tabir aynı. İkinci kez. Ya baki, entel baki. Masiva Allah birincisi kaldırıyor. Kaldırılan şey aynı zamanda dolduruyor. Aynı şeyi dolduruyor. İşte bilmem tabii o bir zevk işi. Bilmem herkes zevk alabilir mi? Bu vicdani, hissi, ruhi, ruhu azaplar var ya böyle sıkıntılar, buhranlar, bunalım. O anda gelen bir hakikat, o anda gelen hissiyat, o anda gelen tefekkür, o andaki fikriyat, o andaki düşünceler neyle geldi? O azapta geldi. Vücudu olmayan. İşte Adem vücudu çıkartıyor, işletiyor. Gibi. Evet, şimdi akla demek ki secde etmek suretimize Allah ruhundan öflüyor. Kulü ruhu min emri Rabbi. Ruh ortaya çıkıyor. Bu
öflenen ruh. Ben o. Peki öflenilenle ortaya çıkanla öfleyen zatın ruhu arasında hayt ittisal var, bağ var. Miraçtır. O miracı hani yatsı namazın o aleme girdim diyor ya. Secde kıyam değil. Kıyam değil, rükû de değil. Secde ruhuyla, ruhumla ruhu arasındaki sürecin mukaddemesidir. Ki şeytandan en uzak olduğu, ne demek? İnsan hakikatine en yakın olduğu, ki Allah'ın yakın olduğu denmiş. Şeytandan en uzak olunca Allah'ın yakın oluyor. Allah'ın yakın demek hakikatine en yakınsın. Evet, secde et, yaklaş denmiş. Abi. Yaklaş. Evet ya. Şimdi akla başlıyoruz. Isırma biraz 25 dakika sürdü. O kadar demiştik. Şimdi unuttum gene. Keşke sayfayı gönderseydim. Ama sayfayı söyleyebiliriz. Şey yapabiliriz böyle. Bir anda çekeyim hemen Dima grubuna göndereyim. Sayfayı da görsünler istersen. Hemen zor değil yani. Hemen keşke yapmayayım. Hemen bir göndereyim müsaade ederseniz birkaç dakika. Arkadaşlar. Şu sayfayı da çekeyim. Tamam. Şimdi Dima grubu arkadaşlar gönderiyorum inşallah. Tamam. Açın, bir tane gelecektir. Şimdi ikinciyi göndereceğim. İki, üç tane oldu mu yetiyor zaten. Akla. 309, tamam. Geldi mi birisi haber versin bana. İki tane geldi. Geldi. Tamam, şimdi orayı açın. X gönderdiğimi 5'i okuyorum şimdi. Şu teknoloji hep gavurlar mı kullanacak ya? Ha işte böyle Almanya'dan, Sibirya'dan, Kuzey Irak'tan adam şu anda aldı. Tuhaf değil mi ya? Ondan sonra Allah Allah. Ne nimet ya Rabbi ya. Allah'ın mesela. İşte nimet böyle mana olacak. Evet. Şimdi okuyorum. Mektubat 314. Metni okuyorum. Şöyle yapayım. Onun aklı onlarla uğraşmaz. Ama inkar ise o Adem'i kabul değil, belki o kabul Adem'dir. Bir hükümdür. Onun aklı hareket etmeye mecburdur. O halde senin gibi bir şeytan, bak şeytan, onun için mukaddemeyi biraz şeytan için yaptım, bilerek yaptım. Onun gibi, bak, o halde senin gibi bir şeytan, insana şeytan diyor, iblislik çoğaldığı için, senin gibi o halde senin gibi bir şeytan onun aklını elinden alır, sonra inkarı ona yutturur. Bu aynı zamanda şeytanla münazarada diyor. Bu 314 ama mektubatta şey yapıyor ama 15. sözde aynısı var. Şimdi akıl Adem'i kabulle uğraşmaz. Kabul Adem'le Adem'i kabul farkını söyleyeyim. İlk önce A, B, C, Ç'den gitsin. A, B, C, Ç, D, E, F, K, L, M. Yani niye uzattım? Alfabeden kalk. K sonra geliyor, A baştan geliyor. Adem'in kabul şu. Din neyim anla hiç alakası yok. Din diyor bana dediği gibi. Öyle bir fobim yok diyor adam. Tamam mı? Yani inkarı da, imanı da bir derdi yok. Öyle bir problemi yok. Adem'in kabul. Kabul Adem ise K.
iddiadır, yoktur diyor. O zaman ispat etmen lazım. Bir dava edilmişsin. Yani onun için Adem'i kabulle akıl uğraşmaz. Yani böyle ne yapacağım? Adama dese ki, vallahi ben Allah anlatma, benim böyle bir problemim yok. Allah ihtiyacım değil dedi bir tanesi. Ben ihtiyaç duymuyorum dedi Ebu Samet. Senin problemin dedi. Ha, bu kimdir? Adem'i kabul, bununla uğraşılmaz. Akıl kabulü Adem'le harekete geçer, iddia ediyor. Çünkü kabul Adem iddia etmektir, dava etmek olduğundan hareket etmeye mecburdur. Aklı bozmasa, aklı bozmasa, çürütmezse ve aklın elinden almasa şeytan inkar ona yutturamaz. Demek ki yutturabilmesi için aklını vahiyden kesmesi lazım. Hani, peki akıl neydi? Vahiye muhatap olandır. Eğer o bağlantıyı keserse aklın elinden alıyor. Vahide bağlı ise asla alamaz. İnternet bağlantısı gibi. Bunları da peki ne ile alır? Çok önemli bu arkadaşlar. Şeytan aklımızı vahiden ne ile keser? Hattı ne ile keser? Onu sıralıyor usta. 9 tane. Murat Dursun bunu çok zikreder. Değil mi Murat? Bunu çok zikreder. Bunları da aşağısına 8 tane maddelerle yapar. 8'miş, 9 değilmiş değil mi? 8 tane. 8 tane. 1 gaflet. 2 dalalet. 3 safsata. 4 inat. 5 mugalata. 6 mukabere. 7 ihfan. 8 görenek. İnkar kabulü ademdir, hükümdür. Yani demek ki aklı başımızda olmasının alameti nedir? Bu 8 tane sıfattan uzak olma nispetinde aklımız başımızda, yani vahye muhatap olmuş. Vahide, vahiye muhatap olmuş. Bu 8 tane şey vahiden alakayı kesiyor. Hele bir tanesi var ki çok, hepsi acayip de. Mesela gaflet, dalalet, safsata, inat, malata, mukabere, ifal, görenek var ya. Göreneğin karşısına sünnet-i seniyye olması gerekiyor. Ya göreneğin değil mi? Evet, göreneğin karşısına. Çalışmış mısın hangisinden karşısına koy? Söyler misin o zaman? Çalışmışsan. Söyleyin abi tek tek. Dalalet nedir? Dalaletin karşısına hidayet. Hidayet. Evet. Safsata? Hikmet. Hikmet. İnat? İnatın karşısına sebat. Sebat. Ondan sonra hadi berber seni de alayım. Mağlata? Mağlatın karşısına, aldatmanın karşısına şey koyuyorduk abi. Aldatmak. Hikmet mi? Hakperestlik mi? İhlas mı? Mağlata. Peki, mukabere? Hakperestlik. Mukabere, kibrin karşısında tevazu. Tevazu. İhfan? İhfan, aldatmak. Onun karşısında da sıdk. Sıdk. Görenek? Sünnet-i seniyye. Hida yapabilir miyiz? Evet abi. Gaflet? Tefekkür. Tefekkür. Tefekkür gaflet izah eder. Evet. Tamam. Dalalet? Hidayet. Safsata? Hikmet. Hikmet. İnat? Sebat. Mağlata? Mağlatanın karşısında hakperestlik. Hakperestlik. Mağlata. Mukabere? Tevazu. Kibirin tevazu. İhfan? Aldatmanın karşısında sıdk. Sıdk. Görenek ise? Sünnet-i seniyye. Vay be. Bunlarla vahiye bağlı oldu demektir kafa, o akıl. Evet. Hüsvanlı. Ya nasıl bir hepten ustad elimize ele avuca tutulacak maddi şey hale getirmiş ya. İç alemi ya. Adama dedim ki ya Almanya'da bir tercüman şeye gidiyorduk. At arabasıyla adaya geçiyorduk. Su çekiliyor ya. İnsanda ruh var dedik. İçeride ruh mu yok diyor. Karaciğer böbreğinden başka hiçbir şey yok. Ya onu çektik de onu göremedim ya. Görebilseydim o VCD yayınlayacağım da. At arabası götürüyor. Arabayı kiraladık. Nurcular gidiyor. Adam şey yani, 60 yaşında bir adam, öyle ateist, ne kadar maskara ya. İçeride ruh var, duygular, hayır dedi, onlar maddenin fonksiyonu, öyle bir şey yok. İçeride dedim kimse yok mu dedim, içeride karaciğer var dedim, hiç kimse yok. Ama ne, sonra baktım, vay be, ne nimetlerin içindeyiz ama ya.
başın dönüyor. Bak içeride ruh yok. Ne nefis ya. Aklın duruyor değil mi Murat? Çok tuhaf. Peki Mektubat 343. Diyor ki bir kısım ehli velayet zahiren muhakemeli. Bu o kadar önemli ki. Öyle bir bakarsın hocadır. Vitrinde tamam mı? Hadis ezberlemiş. Hadis. Her soruya hadis de cevap veriyor. Her soruya ayet de cevap veriyor. Acayip adam dersin değil mi? Ne alim? Oysa muhakeme ve muvaze ne yaptı? Nereden bileceğiz? Bak diyor ki bir kısım ehli velayet zahiren muhakemeli. Bu ehli velayet art niyetli değil. Ve akıl görünürken yani vahiye bağlı gibi iken yani bundan sonra akıllı değil mi? Artık ne demek? Vahiye bağlı olan bir akıl akıllıdır. Vahiye bağlı değilse adam zeka, aklı yoktur. Zekası vardır. Tamam? Gençler onu bilin. Ne bir daha okuyorum. Bir kısım ehli velayet zahiren muhakemeli ve akıl görünürken meczupturlar. Meczup cezbe gelmiş. Tamam mı? Cezbe hakkında iki şey yazmışım. Neydi acaba? Bak cezbe o alt arasında bakayım ne yazmışız. Bir tanesini ben yazdım bile okuyamadım ya. Aklın son çığlığıymış. Çığlık atmak var ya. Başka? Çığlık ne şey? Cezbe neymiş? Soyutlamayan his. Yapın. Yani soyutlanmayan his. Yani mesela diyelim ki çünkü cezbe aklın soyutlaması değil, hissin soyutlamasıdır. Yani bir ereğe, bir yere bağlı olmayan his cezbe hali demektir. Bir ereğe, bir hakikate bağlı değil. Cezbe, coşma hali. Yani akla bağlı değil. O his bir şeye bağlı değil. Hakikate bağlı değil. Kur'an'a bağlı değil. Coşmuş. Tamam. Şimdi okuyayım bir daha. Bir kısım ehli velayet zahiren muhakemeli ve akıl görünürken meczupturlar. Meczubu da doldura doldura gidiyoruz. Demek ki meczup ne demek? Aklın devredişi. His, ereğe yani hakikatına, felsefe tabirinde kullanıyorum. Erek, bizce hakikat. O his hakikatına bağlı değil. Esmasına bağlı değil. O artık ne mesela yuvarlanan bir araba, ne denk gelmişse hani derler ya. Ha, meczupturlar. Yani o hissin tesirinde o zat. Ve bir kısmı dahi bazen sahvede ve daire-i akılda görünür. Ama bakarsan hakikaten akıllı konuşuyor. Böyle doktorlar bilir, burada doktor var. O ne kadar akıllı, acayip konuşuyor. Şeyin siyasi lider vardı bir Ecevit, son döneminde. Zorla tutup götürüyorlar, adım yok. Ama akıllı akıllı konuşuyor ama kafa bitmiş diyor. Daha önceki kayıtları konuşuyor. Mesela rüyada sayıklamak gibi. Bazı insanları gece konuşturursunuz. Ama yönence bilmez ne dediğini. Bazen buna sahvede, daire-i akılda görünür. Bazen aklın ve muhakemenin haricine bir hali girer. Metin bitti. Ne anladın? Bazen muhakemeli ve akıl gibi gözükürken meczuplar zekavetleriyle öne çıktıkları için akıllı zannedilir. Mesela akıl vahiye bağlı değilse zeka vardır. Bazen de zeka devre dışı oluyor. Hissin tesiriyledir. Zeka da yok. Yani bir bilgiye de, bilime de bağlı değil. O zaman ona meczup denilir. Hem oradan hem oradan kopuk. Bilimden de, ilimden de kopuk. İlim, Kur'an. İlim, maddi. Bilim, ilim. İkisinden de kopuk olunca his, kontrolsuz. Yukarıdan aşağıya yuvarlan bir top gibi. Tamam, nereye gideceği düşünülemez. İşte nedir o? Vahiyden koparsa akılsız. Bilimden, İlimden koparsa, bilimden koparsa zeka, meczup oluyorlar ikisinden. En büyük alametleri meczup olduğunu nasıl anlarsınız? Unutmayın ha, bu da maddi şey. En büyük alameti şudur, orayı okuyunca 343.
En büyük alametleri de bu meczupları nasıl tanırsın? Zahirde akıllı. Hadis ayet konuşuyor. Bu senin benim gibi adam. Nasıl anlarsın meczup olduğunu? Dostunu, düşmanlarını tefrik edemiyorlar. Yani ehli irtibastırlar. Sekir ne demek? Manevi sarhoşluk halinde gördüğü, duyduğu bir meseleyi haleti sahvede, haleti sahve ne demek? Aklı başında olma halinde imiş gibi tatbik ederler, hata ederler, hata ettiğini bilmezler. Sen edile-i şeriye ile o anlarsın. Peki onları nasıl anlarsın? Edile-i şeriye ile anlarsın. Kur'an, Ehl-i Sünnet ve Cemaat'ın doğruluk yöntemi neydi, şablonu? Kur'an, sünnet, icma, kıyas. Şimdi onları nasıl anlarsın? Bakarsın ki ehli irtibastırlar, acayip ilimleri var. Fakat dostunu, düşmanını kaybettiler. Öyle acayip olmayacak şeyleri olmayacak ortamda yaparlar derler. Yaparlar derler. Bunları sen neyle anlarsın? Edile-i şeriyeyi ölçü yapmazlar. Ne geliyorsa kendileri onu konuşurlar. Bu ölçüsüz mesela. Şeyde de olur. Hani harici atmayalım bu konuyu. Mesela diyelim enfusi tefekkür yapıyoruz. Bak dimağcılar, arkadaşlar, aynı şey biz de düşebiliriz diye söylüyorum. Böyle tefekkür yaparken zahiri şeriatı aşmamak ve taşmamak gerekiyor. Onu rencide etmemek gerekiyor. Rencide edilen her bir şeriatın, yani ehl-i sünnet ölçüsünü meczup, mübarek meczup durumuna düşüyor. Olunca ne oluyor? Zarar eder, zarar veririz. Hani kurguladığımız bir Allah, kurguladığımız bir insan, kurguladığımız bir hakikat. Onun ölçüsü nedir? Mihenge vurmadan almayın diyor. Değil mi ustad? Yani Risale-i Nur'un talimatı dersleri dairesinde tefekkürümüz onun içerisinde olacak. Yani yöntem Risale-i Nur, tefekkür külliyatın içinde. Külliyatın içeriğiyle olacak. Mesela ben bir misal dedim ya bugün Murat. Şimdi adam bir şeyi tefekkür ediyor Risale'nin. Bakın şu an bu an. Ben yaşadığımı söylüyorum. Malum. Art niyeti değil. Bir Risale bir şeyi tefekkür ediyor. Çıkarım. Bu mubahtır. O çıkarımını koyuyor. Başka bir şeyi tefekkür ederken metninden değil, o daha önce ettiği tefekkürü ölçü alıyor. Sonra iyi dinle fazla şey yapayım. Bir daha. Bak bir şey tefekkür ediyor. Tefekkürü, metin değil, tefekkürünü koyuyor. Sonra başka bir şeyi tefekkür ederken sözlerde mesela lemalarda metini değil, daha önce metini değil ettiği tefekkür ölçü yapıyor. Etti mi ki? İkinci tefekkürü birinci tefekkürün üzerine kurdu. Hele üçüncü bir tefekkürü de bu bir iki tefekkürün üzerine kurarsa bu hakikattan udul eder. Ondan sonra karşımıza acı bir hırka çıkar. Hep de der ben külliyattan tefekkür ettim. Tefekkürünün üzerine kurduğun, tefekkürün üzerine tefekkür kurulmaz. Metin üzerine tefekkür kurulur. Tefekkürün üzerine tefekkür yaptın, o tefekkürün doğru olduğunu zaten kim söyledi? Ha, iyi niyetlesek, sebabı ikidir. Yani isabet ederse ki, etmese bir tane. Ama peki, külliyat birinci tefekkürünü onaylıyorsa tamam. Peki, kanaat inkar edilmez ya. O birinci tefekkür işte. Kanaat inkar edilmez, reddedilmez. Kanaat neye göre kanaat yani? İşte şu. Ben de kanaatim var, sen de kanaat. Senin kanaat ve benim kanaatim. Ne kadar zahiri el şeriatı bir mesele ise Mehmet, ona zahiri şeriatsa, şeriata göre ama dememişse, mesela şu, Risale-i Nur'da haram var, helaller var. Yapma, yap var. Öyle değil mi? Peki, ne yap var, ne de yapma şeyleri var. O nedir? Kanaattır. Uygulayayım şimdi, laikaları uygulayayım. Risale-i Nur'da yurtlar açalım, cami açalım, okullar açalım. Tamam mı?
ne bileyim, şunu yapalım, bunu mu yapalım? Risale-i Nur talebesinden bahsediyoruz. Yoksa ustad bize ne emretmiş? Her yerde bir küçük medrese-i Nur açılsın. Değil mi? Medrese açılsın. Peki. Zeytinburnu'nda medrese mi açalım, yurt mu açalım, cami mi açalım? Bir Nur talebesi ilk önce medrese alacak. Emret. Peki, Zeytinburnu'nun girişinde mi çıkışında mı? Birinci kat mı, beşinci kat mı? Var mı külliyata böyle bir şey? Heh, bu mubahtır. Burada kanaatlar girer. İşte meşveret burada olur. Meşveret yapma, yaplarda değil. Yap varsa meşveret edilemez. Mesela diyelim ki, vâkimu salavatü zekâ. Namazı kılın, zekat verin. Allah dedi mi? Ey Müslümanlar, bir de meşveret edelim. Namaz kılalım, kılmayalım. Meşveret edilir mi? Emirler, yasaklar meşveret edilemez. Salih şeyler meşveret edilirse hiçbir hakikat kalmaz. Salih şeyler meşveret edilemez. O zaman o zaman bizi bağlayan hiçbir şey kalmaz. Onun için dört tane hakikat vardır. Muhkemattır, musellemattır, zaruriyattır, bedihiyattır. Bu layıkalarla. Esasat-ı Nur'un kitabı var ya, sizde var değil mi o? Rüşt abiyle biz dershanede hazırlamıştık. Bu dört taneyi ne demektir musellematun? O bilinmeden layıkalar şey yapılmıyor. Onun için mesela külliyatta beşinci katta mı dersen açalım veya şehrin girişine çıkınca ne evet demişler, o meşveret edilir. Bana göre de değil. Ama yurt mu açalım, cami mi açalım, bilmem ne mi açalım, bir Nur tarzı ilk önce meşveret edemez bunu. Medrese açılacak. Medrese açılacak. Peki. Bu arada layıkada da girmiş olduk. Şimdi mektubat... Ben bir şeye baktım bulamadım abi ya. Ha tamam. Ne hatırladın mesela? Hani yani bir şeye mana verirken muhakematta şari hakikinin bir sikkesi olmak lazımdır diyor. Aynen öyle. Yani, şeyde geçiyor ilk mukaddemede. Evet, yani o sikke olmazsa senin manan durdur diyor. Yani kabul edilmez diyor. Çünkü akıl nakille çatışırsa nakil ile... Evet. Nakil tevil edilir. Çünkü bütünseldir. Çok mana mertebesi var. Her bir ayetin mutadit manası vardır. Her bir mana küllidir. Her asada ifadı bulunduğu için o nakil içerisi doludur. Her asrın aklı onu tevil eder. Ama akıl olmalı. İçinde bir dani hakikat olacak. Yani akıl vahiye tabi olan akıl. Peki 348 mektubat. Demek bir hissi kalbel vuku ile latife-i Rabbani icmaler ne o? İcmalen ne olacak? Demek bir hissi kalbel vuku ile latife-i Rabbani icmalen o adamın gelmesini hisseder. Fakat aklın şuuru ihata etmediği için kasten değil ihtiyarsız olarak bahsetmeye sevk eder. Hatırladınız değil mi orayı? Rüya bahsinde. Evet. Bir insandan bahsetmek başlarsa pat diye geliyor. Ama şuurun yok. Şimdi burada niye ben almışım? Aklın şuuru diyor. Bak ne diyor, bak bir de okuyayım. Demek birisi kalbel vuku ile latife-i Rabbani icmalen o adamın gelmesini hisseder. Fakat aklın şuuru ihata etmediği için. Hani şuur aklın sıfatıdır diyoruz ya, aha delirim. Şuur aklın sıfatı içsel bütünlüğünden, birinci şuur burada. İki tane şuur var. Bir vicdanda var, bir tanesinde. Birinci şuur diye akılda, aklın 30 küsür tane sıfatından bir tanesi şuurdur. Şuur 7 tane sıfatın bütünsel halidir. Ve aklın içerisini bütünlükten kaynaklanıyor. Deha, hüşyar, zekavet gibi 30 küsur tane sıfatları var. Onları bütünselliğe getirebildiğimiz kadar şuur oluyor. Şuur. Tamam, şuur sahibi oluyor. Aklın şuuruyla şuurun aklı aynı şey mi abi? Farklıdır. Mesela şuur-i imani var. Evet, şuur-i imani var. Mesela bir ikinci şuurla birinci şuur şey yapılıyor, şey niyet gibi. O da kaldırılabiliyor. Demek ki aklın sıfatlarını da tespit etmekte de şuur aklın sıfatıdır. Mektubat 351. Çünkü
şu gibi müteşabi hadisleri aklına sıkıştıramadığı için eğer inkar etse dehşetli bir kapı açar. Yani küçücük aklına sığmayan katı hadisleri dahi inkara yol açar. Şimdi televizyon ekranlarında bu çok. Böyle acayip, çok rahatça hani hadis inkar ede ede böyle insanlar vitrinde, televizyonda göre göre insanda bir nefret, ihbiran onlara karşı olmuyor. Normal görüyor. Yani hadisi inkar edebilmek rahatlığını duya duya göre göre ona karşı hissiyatımızı zayıfleştirmek istiyorlar. Sonra ayeti, ikinci fasıl, ayeti inkar edebilme rahatlığını getirecekler. Nasıl biliyor musunuz gençler? Bir moda çıktığı zaman çıplak, dememem lazım ama değil, bilin. Mesela bununla 10 tane, 20 tane vitrin kadınları tercih ederler. Senin vazifen diyor, Kadıköy'den Mecidiyeköy'e 120 numaralı belediye otobüsüne akşama git geleceksin. Araba değiştir ama bunların ona bin. Ta ki onu insanlara, sen de Harbiye'den Zeytinburnu'na, sen de Küçükçekmece'den Topkapı'ya gibi bunları toplumda salıyorlar. Bir hafta, iki hafta bunlar ücretle çalışıyor. Diyor nasıl ya bunu dini biliyor diyorsun. Ha bunu göz alıştıra alıştıra baktı ki milletten de giymeye başladı. Onları bırakıyorlar. Artık toplum giyiyor. İşte bizde de öyle. Takkeli, çarşaflı, şalvarlı, sakallı. İşte yapa yapa diğerlerine de cesaret geliyor. Hiç kimse yapmasa sana da cesaret olmuyor. O zaman bir kişi takkeyi takması bütün Müslümanların takmasına kuvvet verdiği için bütün Müslümanların kuvve-i maneviyesinden besleniyor. Ondan şairdir. Bütün Müslümanların kuvve-i kutsiyesini cem ettiği için. Bakın okuduğum metni bir de okuyayım. Niye inkar ediyor? Küçük aklına sıkıştıramıyor. Bir de okuyorum. Çünkü şu gibi müteşabi hadisleri aklına sıkıştıramadığı için eğer inkar etse dehşetli bir kapı açar. Yani küçücük aklına sığışmayan katı hadisleri dahi inkara yol açar. İnkarın bir sebebi de aklına sığışmadığından daha çok müteşabi ayet ve hadisleri küçücük akıllarına sıkıştıramıyorlar. İnkar buradan çıkıyor. İnkarın kaynağını göstermek için herhalde koyduk. İyisiniz değil mi? Peki, mektubat 354. Halbuki aklımız ilme muhtaç olduğu gibi kalbimiz dahi bir feyiz ister. Abdülbasit değil mi? Baki. Abdülbaki. Basit, Baki. Basit. Abdülbaki sana. Bak bir de okuyayım abi. Halbuki aklımız ilme muhtaç olduğu gibi ilme yani vahye kalbimiz dahi bir feyiz ister. Mektubat 354. Ne demek? Aklın gıdası ilimmiş, kalbin gıdası da feyizmiş. Böyle sarih gidiyorum bak. Dersin mukaddemesi ne dedi? Celbeze olmasın diye. Hani tefekkür ediyorsun ama tefekkürün bir metni olması lazım. Mesela dese ki aklın gıdası ilimdir, kalbin gıdası feyizdir. Nerede geçiyor? Mektubat 354'te geçiyor. Mektubat 357. Sözler ve Kur'an'dan gelen nurlar aklıma ders verdiği gibi kalbime de iman hali telkin ediyor. Ruhuma iman zevki veriyor. Çok hoş. Ne demek? Kur'an ve onun bu asırda hakiki manevi tefsiri olan risaleler akla ders veriyor. Kalbe iman hali veriyor. Ruha ise iman zevkini veriyormuş. Risale-i Nur ne yapıyormuş bizi? Risale-i Nur dersi dimağa veriyor, imanı kalbe veriyor, imanın zevki ise ruha veriyormuş Risale-i Nur. Ne oluyor bu dersleri dinlediğimiz zaman? Böyle bir şey öğrendik mi akıl, böyle insan zevk aldı mı böyle, böyle bir keyif aldı mı, bir lezzet aldı mı veya namazda böyle. İman arttı demektir. Namazda olursa böyle biraz daha ilerisidir.
Elhamdülillahi Rabbil alemin. Böyle. Sungur abi de çok görürdüm. Bazen Müşt abi de görürdüm. Ulan 10 tane Fatiha okurum ya. Adam ne okuyor ya? Anladım yani böyle biraz. Şimdi ne anlatacağım bak. Böyle keyif veriyor mu böyle bazı namazda? Bazı Risale okurken, bazı Kur'an okurken böyle oluyor mu? Oh. O ne demek biliyor musun? Allah araladı senden ve bu namazından memnun ama, diğer namazından da memnun ama burada Allah kendisini sana takdim etti. Sana ihsan etti kendisini. Sohbet ne demek biliyor musun? Sahabe sohbet değil ya Allah Resulü. Peygamberimiz kendisini ikram edermiş. Kendisini ikram etmek işte bu sohbettir. Bazıları cimri olur, istifadesini sunmaz. Kerpetinle tespitini alamasın adamda. Vermiyor ya, demiyor. Koca bir kitap yazıyor 100 sayfa. İnan ele avuca tutulacak bir cümle. Veya bir sohbete gidiyorsun. 40 dakikalı bir derste bir tane noktaya nazar yok. Peygamberimiz diyor aleyhissalatü benden sonra beni Adem'in en cömerti. Benden sonra beni Adem'in en cömerti. Bediüzzaman Hazretleri diyor. Ben isim olarak söylemiyor da bütün hakaiki imane Kur'an'ı izahat yapacak, evet. İstifade sunacak. En cömerti ne biliyor musun? Kur'an hakikatlarını ortaya çıkarıp insanların istifadesini sunmak. Benim benden sonra şu zattır diye böyle bir hadis var abi. Evet, benden sonra diyor. Evet. Yani iman hakikatlerine akli mantık edinlerine izahat yapıyor. Hani ona paralelde baba için diyor ya, bir babanın çocuğuna bırakabileceği evet. En büyük, en güzel ahlak. En büyük servet biraz Kur'an ahlakıdır. Ahlaktır. Güzel ahlaktır. Ben diyor teknolojiyi ben şunu bunu tamamlamaya geldim demiyor değil mi? O sonra. Güzel ahlaklı tamamlamaya geldi. Hakikaten güzel ahlaklı insanın tadını duyulmaz ha. Dünyada en tatlı doyulmayan affedersin cinsellikte belirli bir miktar zamanı vardı. Ekmeğin vardır. Gezmenin vardır. Manzaranın vardır. Vardır var. Ama güzel ahlaklı insanın tadına doyulmaz. İşte Allah Resulü yanından kalkmıyor sahabe evine gitmiyor. Ayet geliyor. O da insandır bırakın diyordu da o da gitsin yani. Kalkın diyor. Ayet gelmiş biliyor musun? Lan evinde eşiniz var. O güzel ahlakta ne oluyor? Aynidir bu alem. Her şey hak ile kaim. Mirat-ı Muhammed'den Allah duyulur, öğrenilir daim. Demiyor. Allah görünür daim. Allah görünür daim. Allah görünür daim. Nasıl onda gözüküyor da bende gözükmüyor? O ayna tamamen tertemiz. Ne varsa içi dişi gözüküyor. Allah görünür daim. Bende dünya perestlik gözükür daim. Adam bakıyorsun dünya perestlik. Adam görüyorsun Risale-i Nur hatırlıyorsun. Şey, İngilizce demişler ya, Müslüman olmuş. Fırıncı abinin anlamı yani değil yani. Fırıncı abinin İngilizdir aslı, Müslüman olmuş. Allah razı olsun, Risale'yi tercüme etmiş. İlk tarihçiyi tercüme etmiş. Tarihçi ha, o ablamız. Allah razı olsun. Ne de biliyor musun? Ona sormuşlar, sen tarihçiyi tercüme ettin, İngilizce'ye çevirdin. Ne anladın demişler. Çok garibime gitti cevap. Türkçesi tam yok ya. Ben ağaç görüyor, Allah hatırlıyor. Ben kuşa bakıyor, Allah hatırlıyor. Çiçeğe bakıyor, Allah hatırlıyor. Bizim belki normal ama İngiliz kültüründe büyümüş bir insanın çiçeğe bakıyor, Allah hatırlıyor. Tarihçede bunu. Oysa tarihçede Gale Musa, Gale Firavun. Gale Musa, Musa dedi, Firavun dedi. O dedi, bu dedi. Değil mi? Cihat ruhunu aşılıyor. Ne tarihçi? İlk tarihçi okuyan mücahit olur ha. Tabi adamın özelliği. İddialist yani. Onun için herkes iş yapmaz. Peki mektubat 395. Saat 11 içerikli çok fazla olmamış. Bir saat değil mi? Tamam bir buçuğa kadar gidelim. Peki 395. De o mutahayir akla. De. Mutahayir ne demek? Hayrette kalmış akla. İnsanın hayrette kalması, şaşırması aklın sıfatlarındandır. Mesela tasavvufta en yüksek makam nedir biliyor musunuz? Tevhid. He? Tevhid.
hayret makamıdır. Hayretimi, hayretime gark etti. O vahyin, yani akılda aktifliğini gösteriyor hayret. Ama Risale-i Nur'da mukaddemedir. İnsanın her dersinde hayret makamı var. Var. Ondan sonra kabı kalbisem var, aşk var, kurs var. Var yani. Hepsi var. Niye koydum? Hayret aklın sıfatıdır. Aklımı hayrette bıraktım. Böyle tek tek sarih nas'tan gidiyor. Mektubat 397. Bu 13.05.2019'da tespitler bunlar. 2019. Daha şeylere geleceğiz. Koca bir defter var. Onun için çabuk gidelim diye şey. Akıl. Aklı bitirdik mi? Dima bitiyor. 3000 küsür A4 ansiklopedi şey çıkıyor. Dima dersi. Yani bu şeyi. Ve en güzel tarafı da enfusi lügat ortaya çıkacak. Allah'ın izniyle. Aklın sıfatları böyle. Tek tek iğneyle kuyu kazar gibi aklın sıfatlarını dizeceksin. Öyle 30 küsür okuyacak adam bir dakikada ama en az o bir dakikayı 20 sene, 40 senede toplanmış. Buna da vesile olan arkadaşlar şey yapan, tabii defteri kapanmayacak. Değil mi? Hayırlı bir eser. Peki 397. Mesail-i şeriattan bir kısmına taabudu denilir. Aklın muhakemesine bağlı değildir. Emrolunduğu için yapılır, illeti emirdir. Muhakeme aklın içinde olan aklın bir sıfatıymış. Bak bugün 3 tane sıfatı şey yaptık. Hayret, muhakeme, bir de neyi bulmuştuk? Şuur. Peki, son bir tane de okuyayım. 1 saat 20 dakika hepsi şey olsun. Çünkü internet üzerine yapıyoruz. Gerçi canlı dima yapsak 3 saat, 4 saat sürüyor. Hem onlar için de hem bizim için yatsı da kılınmış. Mektubat 409. Hangi orada mısınız ya? Hiç birisinde ses çıkmıyor. Dur bakayım. Buradalar mı Murat? Abi buradayız. Devam abi, devam. Kadınlık olmasın, doyumluk olsun inşallah. Kararın abi. Allah razı olsun. Almanya. Halil. Orada mısınız? Halil, Frankfurt'ta mısın abi? Evet, evet. Mainz, Rüsel'de. Siz de kafayı yediniz. Durumunuz iyi değil. Oradayız abi. Kim o şey ses yapıyor? Haha, Murat Coşkun. O sizsiniz abi. O ben miyim? Durum iyi değil. Benim hapisten sonraki şeyim, mustahar ismi. Hangi perde akla karşı açılmışsa, Allah Allah, akla perde açılıyor. O perde mi var? Elbiseden girdik ya bugün libas. Kainat neydi? Libas deposu, tekstil fabrikası. Kim girerse elbise giydiriyor. Takva libası, hayal libası, anlayışsız, gabavet, his, acayip mesela. Gada sarmalıyor adamı, kör ediyor, sağır ediyor. Öyle asabilik var ya, 7 tane sıfat ortadan kaldırıyormuş. Dokunmayı, duymayı, görmeyi, işitmeyi, koklamayı, sevk ve şefki kaldırıyormuş. Ustada göre 7 tane. Gada. Evet, neyse. Hangi perde akla karşı açılmışsa, hayale karşı başka bir alem, fakat gafletle karanlıklı bir alem görünürken güneş gibi bir ismi ilahi tecelli eder. Sike-i Tasdik-i Gaybiye 256. sayfada şey yapıyor. Bu da geçiyor. Bir de okuyayım, çok önemli. Hangi perde akla karşı açılmışsa hayale karşı başka bir alem, fakat gafletle karanlıklı bir alem görünürken güneş gibi bir ismi ilahi tecelli eder. Tamam? Şimdi ne anlaşıldı? Akla perde açılmışsa
hayali de etkiliyormuş. Otomatik. Vahiy akla gelince kapı açılıyor. Otomatik olarak adam üniversite diploması var ama ilkokul, ortaokul diploması da var. Yani akla göre tahayyül ve tasavvur dipte ama akla olan bir tesir alt verileri de etkiliyor. Hayale başka bir alem açılıyor, akla açıldığı için. Tersi de böyle oluyor. Hayale ve tasavvura, tahayyül ve tasavvura gelen bir hakikat, aklın üzerindeki perdeyi de kaldırabiliyor. Yani biz, Osman da bilir, oradaki dimağcılar bilir. Yani dimağda birinci muhatap, evet vahiy akla muhatap ama o anda akıl aldığı gibi bütün şeylere, diğer meratiplere de sirayet ediyor. Mesela akıl onu kabul ettikten sonra tahayyül şekilleniyor, tasavvur, tasdik, izan, iltizam, itikat hemen şekilleniyor. Demek ki akla perde açılmışsa hayali de etkiliyor, hayale başka bir alem açılıyor. Hayale de başka bir alem açılıyor. Tersi de oluyor. Hayalin aklı etkilediği gibi akıl da hayali etkiliyor. Mesela hayal kurduğun zaman akıllı arkasına takıyor. Akıl üst birim olmasına rağmen birbirlerinden etkileniyorlar. Akla düşen hayale şekil veriyor. Akla düşen hayale şekilleniyor. Yani akla ne düştü? Hayali de şekillendiriyor. Size bu kadar göndermiştim. İsterseniz burada durayım. Belki biraz daha 5-10 dakika bir hususi sohbetler yaparız, sorular olabilir. Şimdi ders olarak Cenab-ı Hak bu hakla haklanmayı nasip eylesin. Aklımızı Kur'an'a muhatap eylesin. Cenab-ı Hak iki canda aziz eylesin. Bizi bize bırakmasın. Biz bizi unuttuğumuz zaman o bizi unutmasın. Rüştü abinin duası şöyle diyeyim. Ya Rabbi ben beni unuttuğum zaman sen beni unutma. Bak, ben beni unuttuğum zaman sen beni unutma. Bizi, ya Rab beni bana bırakma demiş bir daha. Beni bana bırakma. Bir tane de Dima grubunun Muhiddin Arabicisi var, Fatihler mi diye. Şah damarınızdan yakınız demiş diyor. Murat bugün dedin değil mi? Şah damarınızdan daha yakın olan Allah'a o denmiş. Hakikatimizden ne kadar uzak olan bu şeye de ben demişiz. bu şeye bak diyor değil mi? Epey güldük. Çaydan mı demişti? Ya. Dima grubunun Muhiddin Arabisi. Vahir davahu menilhamdülillah rabbil alemin. El Fatiha'tı masal.